Rabbimizin herkese gönderdiği mektubudur. O mektup herkese gelmiş, herkes tarafından okunması istenmekte ve davranışlarla o mektuba cevap verilmesi arzu edilmektedir. Sanılmasın ki Kur'an'la diyaloğumuz böyle rafların kenarına bucağına, onu belki rafların en üstüne yerleştirerek ona karşı yükümlülüğümüz biter diye bir zan hiç kimsenin aklına gelmesin. Biraz önce izlediğimiz o kısa VTR'de, evet arkadaş, hiç jelatininden çıkarılmamış bir Kur'an ile karşılaştı ve onu diğer kitapların en üzerine yerleştirdi. Bu aslında hepimizin evimizdeki pozisyonumuzdur. Hepimiz evimizde öyle bir Kur'an diyaloğu yaşıyoruz. Hemen hemen hepimiz. Değil mi? Trabzonlu Temel imam olmuş, biraz da para biriktirmiş. Para biriktirince cemaat ona demiş ki, bizim oranın ağzıyla, ula hoca efendi, bu kadar parayı nerede saklayıyorsun sen? Temel de demiş ki, demem onu, niye çalarsınız parayı demiş. Ya yok çalmazuk söyle, parayı kimsenin bulamayacağı bir yere koyayım demiş. Ulan neresidir? Kur'an'ın içine sokayım onu demiş. Niye? Kimsenin dikkatini çekmeyi, hırsız bile yanaşamayı ona demiş. Koyuyorsun Kur'an'ın içine parayı, buna hırsız dokunabilir mi? Bizim yeminlerimizin biri nedir? Kur'an çarpsın. Hırsızlığa gelen adam ilk o çarpının korkusuyla hayatta yanaşmaz bu kitaba. Koy içerisine parayı, rafa sakla. En güvenli yer orasıdır. Kimse yanına gitmez. Bizde zaten Kur'an asari atika gibidir. Yani antika eser. Yani vitrinde durur. Bazen vitrinde durur, bazen de açık durur, biliyor musunuz? Vitrinde açık duran Kur'anlar var. Niye açık? Hep aynı sayfa açık. Hiç sayfası değişmez. 10 sene aynı sayfa açık. Niye? Aksesuar olsun diye açmıştır. Etraftaki renk cümbüşüne uysun diye açmıştır. Bazen derler, hocam bizim evde bir Kur'an-ı Kerim var, gıpgıcır duruyor. Evet, gıpgıcır Kur'an, hiç açılmamış Kur'an demektir. Sakın ha Kur'an'a saygının bu olduğuna inanmayasınız. Bana çok okunduğu için yıpranmış Kur'anlar daha caziptir. Açın, okuyun, her tarafını yazın, yazın. Yazın, satırlardan sadırlara taşıyın Kur'an'ı. Kur'an evlerden ellere gelmedikçe, satırlardan sadırlara gelmedikçe, metinden hayata taşınmadıkça indiriliş gayesi gerçekleşmiş değildir. Kur'an evlerden ellere, satırlardan sadırlara, sadır gönül demektir. Satırlardan gönüllere, gönüllerden hayata taşınacak. Çünkü Kur'an bir hayat kitabıdır. Kur'an ölü kitabı değildir. Ölüm kitabı değildir. Sakın ha şöyle bir algınız olmasın. Kur'an sadece insanın dünyası, ahiretini inşa ve ihya için gelmiş değildir. Kur'an bu hayatı inşa için gönderilmiş bir kitaptır. Kur'an'a uyarsanız bu hayatı yaratılış amacına uygun bir şekilde yaşayabilirsiniz demektir.